Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de politik sistem ve toplumsal sorunlar dersimizin son haftasını birlikte işleyeceğiz. Yani 15. haftaya gelmiş bulunmaktayız. Bugün içerisinde geçtiğimiz hafta biliyorsunuz normal sunumumu gerçekleştirmiştiniz. Yani bir ara quiz gibi bir sunum sorusu olmuştum. Onun sunumlarınızı bana iletmiştiniz. Bugün ise genel bir tekrar şu ana kadar neler işledik. Daha ziyade final sınavında nelere odaklanacağız. Kısaca onu anlatmaya çalışacağız. bugün içerisinde çok detaya derinlere girmeden. Genel itibariyle neler işledik. Sınavı nasıl gerçekleştireceğiz. Hangi tarihte ve saatte günde gerçekleştireceğiz. Ee, onlar üzerine konuşacağız. Herhangi bir yeni konu e, eklemeyeceğimi söylemiştim zaten. Öncelikle e, sınav e, tarihinizi ve saatinizi e, bunu da e, netleştirelim ders sonunda tekrarlarız bunu. E, sınav günü olarak sınav günü ve saati olarak yine e, aynı ders günümüzü e, belirlemiş bulunmaktayım. Tabi programınız nihayetinde açıklanacaktır. E, tahminimce herhalde bu hafta içerisinde e, cuma'ya kadar diğer derslerinizin normal çoktan seçmeli özellikle yapacak olan derslerin programı açıklanacaktır. Biz daha önceden de vizede de benzer şekilde yapmıştık. Finalde de benzer yöntemi e, sürdürmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla sınav tarihiniz 18 Ocak Pazartesi. Ee, saat 14 ile 20 arası. Aynı e, vizede olduğu gibi. Herhangi bir değişiklik olmayacak. 14 ile 20 arasında sınavı gerçekleştireceğiz. Fakat bunu daha önceden de sizlere söylemiştim. Tabi programınız belli olur. Cuma'ya kadar illa ki. Dolayısıyla e, programına göre çakışma durumu biraz fazlalaşırsa birkaç arkadaşla geçtiğimiz dönem yaşadık. Önceden söylediler. Sıkıntı olmadı. Ek süre verdim. Yani atıyorum ki benim final sınavımda vize de öyleydi. Rahatlıkla 3 saatte yapılabilecek bir sınav. Biz ekstra süreyi çakışma durumlarına binaen veriyoruz. Ama baktınız ki arka arka 3-4 sınavınız oldu benim sınavıma sadece 2 saat kaldı ya da 2,5 saat kaldı. Bu durumlarda ekstra bir süre veriyorum. Ama bunu bana önceden bildirmeniz gerekiyor. Bunu tekrar ifade etmiş olayım. Yani dediğim gibi herhalde salı çarşamba en geç Dekanlıktan duyurulur. internet sitesinden. İYİB, Oradan takip edersiniz. Bakarsınız. Ama çok büyük bir çakışma olacağını ben 6 saat verdiğim için zannetmiyorum. Zaten çoktan seçmeli sınavların belli bir süre durumu var. Dolayısıyla sınavımızı Pazartesi günü yani 18 Ocak Pazartesi gerçekleştireceğiz. Önümüzde bir haftalık zaten bir süre var. Ben bir yandan bugün içerisinde birazdan size şu ana kadar işlediğimiz makaleleri ve bu makalelerden özellikle vize öncesi hangisinden sorumlusunuz? Şimdi söyleyeceğimiz o zaman. Vize öncesinden hangisinden sorumlusunuz? Vize sonrasında zaten hepsinden sorumlusunuz. Göstereceğim. Bu şekilde bir sınav gerçekleştireceğiz. Yine benzer formatta olacak. Klasik 4 ile 6 soru. Hani 4 mü sorarım, 5 mi sorarım, 6 mı sorarım? Sınav günü belli olur. Ee, bu şekilde ve aynı şekilde de yine yanıtlarınızı ALMS üzerinden hemen ödev ekle kısmından yükleyeceğim. Siz de e, yine benzer şekilde e, ödev kısmından dosya yükleyerek e, bunları e, gerçekleştireceksiniz, yapacaksınız. Sunumlarınızı ve e, finallerinizi birlikte not olarak değerlendireceğim. Bunu da ifade etmiştim daha önceden de. Hatırlarsınız. E, çok da geciktirmem. Pazartesi sınavı yaparız. E, Cuma'ya kadar notlarınızı girmiş olduk hem sunumlarınızı %15'lik hem de finallerinizi %50'lik kısım olmak üzere. Bir yandan buradan makaleleri göstermeye başlayalım. Makalelerin hepsi arkadaşlar Karatekin ALMS'de var. Olmayan makale varsa ya da ulaşmakta sıkıntı yaşadığınız makale varsa bana muhakkak bildirin. Ben kontrol ediyorum ama. Siz gene de bildirin. benim için önemli olan vize öncesi e, kısımla e, alakalı e, en azından konuşursak e, ilk e, önemli e, diyebileceğim örnek ya da en azından e, konuşma. Bu iki, ilk, iki ve üçüncü makale ikinci hafta ve üçüncü hafta makalelerinden sorumlu değilsiniz. Yani anayasal sistem seçimler vesaire konuştuk. Üçte de siyaset ve ordu konuştuk. Bunlardan sorumlu değilsiniz. Onu söyleyeyim. Sorumlu olduğunuz makalelerden birincisi vize öncesi için konuşur isek. Türkiye'de din, ideoloji ve siyaset Bahattin Akşit'in makalesi. Buradan sorumlusunuz arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu makaleyi okuyacaksınız. Vize öncesi kısmına alakalı. Şimdi bu makalenin önemli yerlerini anlatmıyorum. Zaten vizeden önceki de tekrardan anlatmıştım. Detaya gerek yok. Bütün önemli yerleri YouTube'dan, videolardan izleyebilirsiniz. Bu makale haricinde vize öncesi için ikinci sorumlu olacağınız e, makalede Metin Eper'in özellikle Kürt sorunu üzerine konuşmuştuk. E, bu da 6. hafta makalesi olarak geçiyor. ALMS'de de arkadaşlar benzer şekilde başlık atıyorum. 6. Yani hafta diye göreceksiniz. E, bu da Metin Eper'in e, makalesi. Osmanlı e, Cumhuriyet geleneği ve Kürt sorunu üzerine. tarihsel süreci ele aldığı makale. Bunu da konuşmuştuk. Buradan da sorumlusunuz. Bu ikisi haricinde. Tekrarlayalım. Bu ikisi haricinde. E, vize'de başka herhangi bir yerde sorumlu değilsiniz. Tekrarlamış olalım. Kaç soru sorarım? Bir mi sorarım? İkisi de mi sorarım? Bilmiyorum. Bana baka bakacağız. Ama siz bu ikisinden sorumlusunuz. Bunu da tekrar ifade etmiş olalım. Daha sonrasında tekrar buradan devam edelim. Vizeden sonraki hafta. Dokuzuncu hafta. Ee, e, Alevi meselesi üzerine konuştuk. Aydar Gürbaşı'nın makalesi. Tarihsel sürecini ele aldık. Kavramsal çerçeveyi ele aldık. E, ve bizi ilgilendiren tabii ki de Türk siyasi tarihi içerisinde özellikle e, Kurtuluş e, Savaşı'ndan günümüzde Alevi-Sünni çatışması e, nasıl ortaya çıktı? Hangi çerçevede ortaya çıktı? Ve 1950'lerden sonra nasıl şekillendi? Özellikle 60'lar, 70'ler yaşanan katliamlar, 12 Eylül öncesi e, yaşananlar bunlar nasıl değiştirdi dönüştürdü bunlar üzerine konuştuk derste detaylarını dediğim gibi da tekrar almamın bir manası zaten yok. Siz ders videolarını izleyerek bunun tekrarlarını e, çalışabilirsiniz. 9. hafta makale diye koyduysak ders videosunda da 9. hafta videosu olarak YouTube'dan arayıp bulup bu e, o e, makaleyi dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz, e, pardon takip edebilirsiniz. Dolayısıyla eee Alevilerle Meselesiyle alakalı konuşmuştuk 9. hafta. Buradan yine dahil vize sonrası kısımla alakalı. Daha sonra 10. haftaya geldiğimizde ise Türkiye'de yargı siyaset ilişkisi üzerine konuşmuştuk. Bunu geçtiğimiz dönemlerden ayrı olarak eklemiştim yargı meselesini. Türkiye'de yargı ile siyaset arasındaki ilişki nasıl bir toplumsal sorun haline dönüşmüş, nasıl bu sorunu değerlendirebiliyoruz. Nasıl anlamamız gerek? Daha doğru bir ifadeyle söylersek. Bunun üzerine e, konuşmuştuk e, ve bu kuvvetler ayrılığı perspektifi üzerinden de yargı-siyaset ilişkilerini analiz etmeye çalışmıştık. Tabii yine e, kavramsal, kuramsal çerçeveyle başlayıp daha sonra özellikle Türkiye'deki e, yargı-siyaset e, ilişkileri nasıl e, bu başlıkta da görülecek? Osmanlı'dan itibaren ki biz biliyorsunuz bütün bu toplumsal sorunları incelerken Osmanlı'dan itibaren bu konulara değinmeye başlıyoruz. Dolayısıyla bu çerçeveden bakmaya çalıştık. Türkiye'deki yargı siyaset ilişkileri Cumhuriyet döneminde nasıldı? Özellikle 50'lerden sonra 61 Anayasası, 82 Anayasası nasıl değişti, nasıl dönüştü? Biraz da güncel konulara yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı meselesi üzerinden değinmiştik. Dersin videosunda takip edebilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi hani burada tekrarlamaları genelde konu başlıkları üzerinden veriyorum ee, içerik için e, YouTube videolarına e, tekrar izlemeniz e, gerekiyor Bunu da tekrar ifade etmiş olalım 10. hafta yargı meselesi üzerine konuşmuştuk 11. hafta ise özellikle iki makale üzerinden konuştuk özellikle kadın politikaları e, çerçevesinde e, nasıl değişimler dönüşümler olmuş bunu anlamak adına. Önce Fatma Gürbertay'ın makalesinde özellikle yine Osmanlı döneminden itibaren incelemeye başladık. Bu 11. sayfa, bu sayfada gözüktüğü üzere 10. sayfada. itibaren konuştuk. Osmanlı'dan ki özellikle modernleşme ile birlikte kadın politikalarında kadın hareketlerinin ortaya çıkışı yeni tartışmaları yol açmıştı. Tabii bu tartışmaların devamı da ki o dönemde yapılan reformlardan vesaire bahsetmiştik. Bu tartışmaların devamı da Cumhuriyet dönemine sirayet etmişti. Ee, Tabi Osmanlı modernleşmesi Jön Türk döneminde yaşananlar ve bu yaşanan çerçevenin daha sonrasında Cumhuriyet dönemi reformlarının da yansıdığını da söylemiştik. Tabii bu yansımayla olmasına rağmen de hala reformların dahi ataerkili bir çerçeveden yapıldığını da ifade etmiştik. Yani bunlar üzerine dersin ilk kısmında konuşmuştuk. Özellikle kadınların işte burada böyle bahsedildiği gibi kamusal alana çıkışı hususu. Makalenin ilgili yerlerini okuyacaksınız. Bu makalelerden nereleri konuşmuşuz? İşte yine Cumhuriyet alakalı kısım. Nereleri konuşmuşuz? Bunlara bu makalenin ilgili kısımlarından YouTube'dan çalışarak, dinleyerek e, takip edeceksiniz. Bu haftanın, yani 11. haftanın ikinci e, makalesinde ise e, biraz daha e, güncel 2000'lerden sonra neler yaşandı. Politika başlıkları üzerinden değindik bu 2000'lerden sonraki e, kadın politikalarında neler konuşulmaya başlandı. Bu politikalara odaklanmaya, bunları incelemeye, e, irdelemeye çalıştık. Tabii neydi? İlk olarak kadın erkek eşitliği üzerinden e, konuşmaları e, değerlendirdik. Kadın erkek eşitliğinin Türkiye'de nasıl e, bir seyir izlediğini anlamaya çalıştık. Daha sonra kadının siyasete katılımı e, katılımına e, baktık. E, burada neden bu yetersizlikler ortaya çıkıyor? Neden bu konuyla alakalı bir çözüm perspektifi üretilemedi? Neden hala kadının siyasete katılımı oldukça düşük? Bunlar üzerine konuştuk. Ee, tabii bir diğer mesele kadın politikalar noktasında kadın emeği ve istihdamı e, politikaları. Bunlar üzerine kadın istihdamındaki düşüş, bunun temel sebepleri neler? Bunlar üzerine konuştuk. Ve son olarak da elbette kadına yönelik şiddet ki günümüzde de güncel Açıdan baktığımızda en çok tartışılan konulardan başında geliyor. Bunun üzerine bir değerlendirme yaptık. 11. hafta kadın politikaları üzerinden bir çerçeve inceledik. Mikael 5.4 ile 6 sorarız. Dediğim gibi soru sayısı vermedim. Yani 4 olur, 5 olur, 6 olur. Sınavda göreceksiniz. Bir diğer sorun 12. hafta ise eğitim meselesi üzerine konuştuk bir daha döndürelim. Siyasal boyutuyla eğitim sorunları. Özellikle eğitim siyaset ilişkileri perspektifinden bakmaya çalıştık. Burhan Şen Atalar'ın makalesinde. Kitap bölümünde. Ee, tabii burada da yine tarihsel süreci sizlerle anlatmaya çalıştım öncelikle. İlerlersek biraz da göreceksiniz. Ee, özellikle 1923 dönemiyle yine başlayarak 1923-50 döneminde Türkiye'deki eğitim sisteminde yapılan reformlarla yeni cumhuriyetin çizmeye çalıştığı idea arasında o reformlarla nasıl siyasetin bağlantısı neler o bağlantıları anlamaya çalıştık ee, yeni ulus devlet yapısı içerisinde. 1923'te 50'li yılları bu şekilde sizlerle inceleme irdelemeye çalıştık. Göğe stüdyolarından vesaire bahsettik. Dediğim gibi dersin videosunda tekrarında neleri konuştuğumuzu göreceksiniz. 50'lerden sonra özellikle 60 darbesi darbelerin üniversitelere yani yüksek öğrenimi olan etkisi nelerdi? Nelere odaklanıldı? Bunlar üzerine yine konuştuk. Derste değerli detaylı değerlendirmeler yaptık. 12 Eylül 80 darbesi darbenin yine üniversiteleri olan etkisi özellikle üniversitenin özelliği noktasında Yüksek Öğretim Kurulu'nun kurulması gökü gibi bu konular üzerine konuştuk. Ve 2000'lere geldiğimizde ise işte İmam Hatip Liseleri ve Zorunluğu din dersi 28 Şubat süreciyle tartışılan yine eğitim siyaset ilişkileri çerçevesinde önemli bir konudu. Bunun üzerine değerlendirme yaptık ve 2010'lardan sonra e, işte FETÖ-AKP kavgasında gördüğümüz dershaneler meselesi, bunun nasıl siyasete e, iç içe geçen bir konu haline dönüştüğünü de inceleyerek dersin eğitim kısmını, eğitim boyutunu e, incelemeye, aktarmaya sizlerle çalıştık. Daha sonrasında da videolarda da izlersiniz, göreceksiniz. Uzaktan eğitim sürecini konuştuk, değerlendirdik. Hani izleyin, o oradan belki yorum sorusu da sorabilirim. dolayısıyla uzaktan eğitimi de konuşarak dersi tamamlamıştık 12. hafta eğitim kısmında. 13. haftamız lazım. Evet, son olarak da medya üzerine konuştuk. İsmail Feridoğlu'nun makalesi Özellikle çok partili hayata geçiş yani Demokrat Parti dönemiyle birlikte ki daha önceki derslerde de konuşmuştuk o çok partili hayata geçiş çerçevesinde e, siyaset ile medya e, basın e, arasında ilişkilerin yavaş yavaş daha derinleşmeye başladı. İşte iktidar muhalefet çatışmalarıyla e, artık basının da burada bir aktör haline gelmeye başladığını e, konuşmuştuk. Burada da özellikle Demokrat Parti'nin işte kurulmasıyla birlikte bunun hızlandığını. Önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin Demokrat Parti destekli gazeteleri sindirmeye çalışması. Daha sonrasında ise tam tersi bir şekilde Demokrat Parti'nin ilk yarısındaki o liberal eğilimlerin daha sonrasında tam tersi bir şekilde baskıcı eğilimlere dönüştüğünü de anlattık. İşte liberal düzenlemelerden sonra dedik ki özellikle o besleme basın kavramının ortaya çıkışı, Demokrat Parti'ye yakın basın kuruluşlarına sağlanan destekler. Daha sonrasında Demokrat Parti'den sonraki dönemde 80'lerde 90'larda özel sektörün e, basın yayın alanına girmesi ki 80 darbesinden sonra 90'larda... İşte Aydın Doğanlar, e, Asil Nadirler vesaire. Özel sektörün girmesiyle birlikte siyaset, medya ilişkilerinin daha belirginleşmeye başladı. Daha diri, e, e, grift bir hale aldı. Yani karmaşık bir e, ilişki içerisine girmeye başladı. E, çıkar ilişkilerinin daha belirginleştiği bir dönemi anlatmaya çalıştık. 2000'lerden sonraki e, yaşananlar e, yine konuştuğumuz, derste incelediğimiz, medya üzerine konuştuğumuz diğer konulardı. Dersin videosunu izlerseniz zaten detaylarıyla e, göreceksiniz arkadaşlar. Bu da 13. haftaydı. Dolayısıyla e, şimdi burada biraz e, toparlarsak ee, konu başlıkları üzerinden toparlarsak vize sonrası konuştuğumuz konular içerisinde e, Alevi meselesiyle başlayıp Türkiye'de yargı, yargı siyaset ilişkileriyle devam edip e, akabinde kadın e, kadın politikaları e, üzerinden konuşup, eğitim politikaları üzerinden konuşup en sonunda da medya başlığıyla e, süreci e, tamamladık. Gördüğümüz gibi aslında 5 tane konu başlığı var. Bunlar haricinde de iki konu başlığınız e, dediğim gibi birincisi Türkiye'de laiklik laiklik meselesi özellikle laiklik siyaset ilişkileri o gösterdiğim makale bir diğer inceleyeceğimiz konu ise o inceleyici sınavdaki soru sorabilmeyi düşündüğümüz konu ise Kürt meselesi Metin Eper'in makalesi dolayısıyla 7 tane konu başlığı makale olmuş oluyor. Buralardan dediğim gibi 4 ile 6 soru arasında soru soracağım ben ne kadar soracağımı bilmiyorum onu tekrar ifade etmiş olayım tamamıyla soruları hazırladığımda sizler de görmüş olursunuz. En az 4 en çok 6 diyelim. Ee, okuyacağınız makaleler bunlar arkadaşlar. Tabi bunlarla birlikte sınıfta bizim ders yani sınıfta dediğim YouTube üzerinde konuştuğumuz, tartıştığımız, sizin sorduğunuz sorular, bizim değerlendirmelerimiz. Bunlar da önemli. Dersleri takip etmek bu yüzden önemli. Çünkü buralardan yorum soruları da soracağım. Aynen vizede olduğu gibi sadece bilgi sormayı düşünmüyorum. Çünkü sadece bilgisi olduğumda işte açarsınız buradan makaleyi yazarsınız. Hoş onu yazamayanlar da var o ayrı bir konu ama genel itibariyle daha kolay bir sınav olur. Ama ben vizede de yaptığım gibi yine yorum soruları da soracağım. Yorum sorularında kim ne kadar kalemini daha iyi Hünerli bir şekilde oynatabilir, yazabilir. Dersi ne kadar takip ettiğini daha iyi bir şekilde gösterirse daha yüksek bir not alır. Bunu da ifade etmiş olayım. Ee, yine e, sınavı yüklediğimde açıklamalar kısmını özellikle okumanızı istiyorum. Her e, soruya ne kadar yazmanız gerektiğini özellikle vurguluyorum. Ee, en az bir sayfa yine isterim diye düşünüyorum. Yazacağım oraya. Özellikle açıklamalar kısmını okumanız benim için önemli. Ama yine büyük ihtimal en az bir sayfa isterim. Tabii daha çok yazan daha hani detaylı derinlemesine yazan, konudan kopmadan, bağlamdan kopmadan yazan tabii daha avantajlı olur. E, 6 saatlik bir süreniz var en nihayetinde ki dediğim gibi bunun da aslında belli bir süresi e, çakışma ihtimallerinden dolayı fazladan verilen bir süre e, ya da internet kesintilerinden dolayı fazladan verilen bir süre. Dolayısıyla e, bu süre zarfında elbette e, bir çaba bekliyorum. Tabi bu çaba sadece o süre zarfında yazılacaklarla alakalı değil. Elbette bu süre haricinde de. yani dersine kadar takip ettiğinizle de alakalı bu süreyi daha efektif kullanmanız. Bunu tekrar ifade etmiş olayım. Dersi ne kadar çok takip ettiyseniz, neleri konuştuğumuzu ne kadar çok kolay bir şekilde öğrenebildiyseniz o kadar zorlanmazsınız sınavda diye düşünüyorum. Zaten önünüzde bir haftalık süre var. Dediğim gibi dersi sürekli olarak, güncel olarak takip eden, yani katılan arkadaşlar ki onların da isimleri artık az çok bir 30-40 kişilik bir ekip olduk burada. Onların da az çok isimlerini de biliyorum. Onları da finalde zaten kanat kullanacağımı söylemiştim. Ama takip etmeyen arkadaşlar için dediğim gibi umarım videoları izlerler. Takip eden arkadaşlar da iyi çalışırlar. Zaten takip ederseniz e, yani çok ekstra bir çalışma yapmanıza gerek yok. Önünüzde bir haftalık bir süre var. E, ki bence fazlasıyla zaten yeterli bir süre. E, hangi makalelerden nereden sorumlu olacağını söyledim. Bu derste anlattıklarım yani bu YouTube videosunda konuştuklarım. Genelde makalelerden konuşuyoruz. Ara ara güncel tartışmalara da değindik. Onlar da tabii daha iyi. Yani e, yorum sorularında ne kadar takip ettiğiniz dersini o yüzden soruyorum. Yani YouTube videolarını izlemenizi o yüzden istiyorum. Kimin ne kadar takip ettiğini ölçeceğim. Ama onlar haricinde yani derste konuştuğumuz ve e, makalelerde konuştuklarımız haricinde bir şey sorma. Onun haricinde bir şey yazana da biz bunu vize sınavında yaşadık. İşte başka yerlerden alma, kopyalama, yapıştırma. Puan vermedim. Yani düşük puan verdim. Finalde hiç puan vermedim. Onu da söyleyeyim. Çünkü şunu da söyleyelim yani yaklaşık bir sene oldu online eğitim ve ki bu dönem içerisinde online eğitim olacağı belliydi. Belli bir hazırlık çerçevesine geldik. Dolayısıyla artık benim beklentilerim de belli bir seviyenin üzerinde. Özellikle bu dönem içerisinde çok ciddi bir şekilde bunu da sizin. Hani bu dersimiz gene nispeten diğer iki derse göre, iki dersime göre biraz daha yüksek. E, ama katılım inanılmaz derecede düşmüş durumda. Ve bunun da açık konuşmak gerekirse internet bağlantısı sıkıntısı işte efendim çalışıyoruz Efendim şu bu e, gibi bahanelerin e, artık çok gerçekçi olduğunu düşünmeyenler dedim açık konuşayım. E, inanılmaz derecede düştü Tabii herkesin kendi e, içerisinde sebepleri olabilir Biz de kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz ne kadar etkili oluyor olmuyor bilmiyorum o ayrı bir konu uzaktan eğitim meselesi içerisinde ama e, böyle bir düşüş olduğunu görüyorum Bu da benim için önemli yani burada biz e, işte yaklaşık 15 hafta oldu sizlerle e, derste işte bir saat çene patlatıyorsak <laughs> e, onun da karşılığını sizlerden bekleyeceğimi söylemiştim. Ben bu şekilde de final sınavında da o beklentim olacak. Sürmeye devam edecek. Bunu da tekrar ifade etmiş olurum. Bunun haricinde sınav sorularınız dediğim gibi saat 14'te. Ben bunu OBİS'ten mesaj olarak alacağım. 18 Ocak Pazartesi saat 14'te sisteme yükleyeceğim. Saat e, 20'de de cevaplarını sizden bekliyor olacağım 20'ye kadar. Şimdi bunu şu açıdan dolayı tekrar ifade ediyorum arkadaşlar. Şimdi yaklaşık herhalde 4-5 arkadaş mı yazdı? Hiçbirine de cevap vermedim. Bunu söyleyeyim. Ben genelde maillerime hep cevap veren birisiyim. Biliyorsunuz. Ama e işte hocam salı günü, çarşamba günü. Ya hocam sınav varmış. Benim haberim yokmuş. Ben çok çalışıyordum. Duymadım. Gibi ödevlerde bunu yaşadım. Cevap vermedim. Verme. Söyleyeyim yani. Bunu çok ne söyleyeyim. Bahane önemli değil. Ee, Bunu da ifade edeyim. Bahane olabilir ama ben size dersin time başında söylemiştim. Bir sıkıntınız varsa. Çalışma olabilir, internet sıkıntısı olabilir, köyde yaşıyor olabilirsiniz. de söyledim. Ya bana önceden bildirin. Bir sorunuz varsa ben ona göre hareket edeyim. Ama ben işte ödev teslimi yaptık. Bir hafta sonra ee hocam benim haberim yoktu. Yani geçmiş olsun. Ee, bu tip şeylere dikkat ettiğim, hatta tek dikkat ettiğim şey bu olduğunu size ta dersin en başında söylemiştim bu paralelde de devam edeceğim. Bunu da tekrar ifade edeyim. Pazartesiye kadar yani bir sorun yaşarsınız ya da önceden bana bunu bildirirseniz hiç sıkıntı değil. Ek süre tanırız. Başka şeyler yapmaya çalışırız. Yerimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Ya oluyoruz da. Yani teknik sorunlar oluyor vesaire. Bunları da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fakat o tarihe kadar hiçbir şekilde iletişime geçmeyip işte bir gün geçtikten sonra hocam sınav varmış. Yani söyleyeyim yani buna ilişkin bir çözüm benden beklemeyin. Hani o tip maillere de cevap verme, hani boş boşuna mail atmış olursunuz. Ee, ödevlerle alakalı da öyle mesajlar ve mailler geldi, yapabilecek bir şeyim yok. Ee, tabii ki de sorunlar yaşayabilirsiniz ama e, ben az çok biliyorum, ne kadar sorun yaşarsanız da yaşayın. Hepiniz bir şekilde internete ulaşabiliyorsunuz, o mesajı atabildiğiniz gibi ve e, ders gruplarınız var, o gruplarınız var. Hani herkes işleyişi az çok biliyor. E, hiçbir şey değilse o tarihe kadar benim dersimi hiç takip etmemişsiniz demektir ki bu bile benim için zaten hani ekstra bir şey sağlamamam sebep. Dolayısıyla bunu söylüyorum. Bugün de ilan ediyorum. Ayrıca o bizden dersten sonra gün içerisinde resmi olarak da bilgilendirme sınav tarih ve saatini bilgilendirmesini yapacağım. O benim resmi bilgilendirme yazım ya da işte mesajım. Daha o saatten sonra sorumluluk benden çıkıyor. Ama bir sorunuz olur. Dediğim gibi bir sıkıntınız olur. Bana bunu sınav saatinden önce bildirmekte de siz yükümlüsünüz. Ondan sonra yaşanabilecek hususlardan ben sorumlu değil. Bu benim hassas olduğum tek konudu Bunu da zaten size de dönem başından itibaren söyledim. Bunu da söylemeye devam ediyorum. Bunu tekrar ifade etmiş olun sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına. Bir hafta öncesinden de sınav günü ve saatini belirledik. 18 Ocak Pazartesi saat 14 ile 20 arası. Sınav esnasında yükleme hızı sıkıntısı olur vesaire. Onlar sorun değil. Onları hallederiz. O konuları dert etmeyin. İşte hocam yüklemeye çalıştım yüklemedim. 8'i biraz geçti falan. Çok sorun değil o tip şeyler. Biliyorsunuz hani bununla, bu konularda olabildiğince esnek olmaya çalışıyorum. Zaten fazla süre verdiğimi de biliyorsunuz ki ee, hani şunu yapmadım. Allah karşı konuşayım bu dönemde onu yapmadığıma da pişman oldum. Uyara, ara ara da keşke yapsam dedim. Yani başka hocalarınızdan duyuyoruz. İşte test oluyor, eksik oluyor. Hiç umursamıyorlar, geri dönmüyorlar. E, sistemde sıkıntı oluyor ki final sınavında da o sistemdeki sıkıntıları yaşayacaksınız. Bakın <laughs> onu da söylüyorum. E, ön görelim öncesinde. E, ilgilenmeyenler oluyor. Biz onu yapmamaya gayret gösteriyoruz. Ya pişman oldum ayrı bir konu ama e, bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Bu arada sistemle alakalı da onu da söylemiş olalım. Vize'de de yaşadık o sıkıntıyı. İlk gün büyük ihtimal yoğunluk olur. Yani alemesinden yükleyemez isem alternatif bir yöntem bulurum. Hiçbir yöntem bulamazsam arkadaşlar geçtiğimiz dönem yapmıştık. Ben size soruları bir şekilde iletirim. Bu siteyi daha e, uzun zamandır kimse kullanmadığı için yani buradan da açalım. Kimse e, fark etmiyor. Hatta ben e, vize sınavında geçtiğimiz yaşadığımız sıkıntından dolayı buraya yüklemiştim. Yine buraya yüklerim. website.karedikinet.tr.blogspot. En kolay yöntem bu. Eğer baktık ki ALMS açılmıyor. Ee, ha, doğru. Web sitemi buradan da yüklerim. Doğru dediniz. Teşekkür ederim hatırladım. Geçen doğru KLMS'yi kullanmıştık. Pardon ya yani, unuttum. Ee, ya da e, hemen açalım onu da. İyi hatırlattın. E, ee, KLMS Karatekin e, edu.tr adresinde e, yine e, bu çerçevede e, bir yandan açmış olalım. KLMS'yi de genelde kimse kullanmıyor şu aşamada. Dersimiz duruyor diye biliyorum. Evet. E buradan yüklerim. Türkiye'de politik sistem toplumsal sorunlar dersinden. Buradan e, bu kısımdan yüklerim. E, daha kolay olur. E, baktık ki açılmıyor. Ama önceliğimiz ALMS e tabii. Onu söyleyelim. Baktık ki ALMS'de sıkıntı var. Her konuda içiniz rahat olsun. Hani siz alternatif bulursunuz. Yani bu tip teknik soruları düşün, e, sorunları düşünmeyin. O konuda ben kimseyi mağdur etmedim şu ana kadar. İki senedir bu okuldayım. Kimse yetmedi. Gitmeyiz de. Her konuda içiniz rahat olsun. En kötü KLMS'ye işte web sitemize. Ben onu size o de duyururum. Ama KLMS'yi de bir kenarda dursun. Öyle daha kolay. Geçen sınavda hiç sıkıntı yaşamadık çünkü onda. Ee, i̇lk gün olacağı için yine yaşanabilir. Hatta ilk günü de ilk hafta komple sıkıntılı bir sistem biliyorsunuz siz Büyük ihtimal finalde de aynı şey olacak. Ben dediğim gibi hani şaşırmayacağım. Bunu yaşayacağımızı da öngörüyorum. Maalesef. Yani bu tip sorunlar e, çözülemiyor. Büyük ihtimal benzer sorun finallerde yaşanacak. Ama biz dediğim gibi klasik sınav yapıyoruz zaten. Yani, bir şekilde soruları size ulaştırırız. ALMS çalışması, KLMS üzerinden buradan bu site üzerinden KLMS Karatekin giriş yaparsanız Geçen dönem yaptı arkadaşlar. Sıkıntı olmadı. Bütün soruları buradan aldık. Tabi bunu e, benim almam biraz zor oluyor. ALMS daha kolay ama yapacak bir şey yok. Yani ulaşırım bir şekilde sıkıntı değil. Buradan yükleriz. Ama bunu duyuracağım size. Eğer ALMS çalışmaz ise olası bir sorun durumunda size duyuracağım. KLMS'yi kullanırız. Bunu da böylelikle iyi oldu hatırlattın Enes. Teşekkür ederim. Bir sorun halinde nasıl davranacağımızı da bilelim. Yani ben tahminimce ilk günde değil. Büyük ihtimal bir ilk hafta bu sistem yine çöker. Geçtiğimiz dönemlerde de yaşadık Ama sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bir şekilde çözmeye çalışacağız. Tabii önce dediğimiz ALMS. ama olmazsa KLMS'yi kullanırız. Herhangi bir sorusu olan ben bu esnada biraz laf kalabalığı da yapayım. Ee, dönemi tamamlıyoruz katılan arkadaşlara. E, tekrar çok teşekkür ediyorum. 15 hafta boyunca birlikte e, dersimizi yürütmeye çalıştık. Bir şekilde dönemi tamamlamaya çalıştık. Bu e, dersin e, işletmeye çalıştık. Bir şekilde gitti. Dönemin sonunda geldik. Sıkıntısız bir şekilde. İnşallah final sınavlarında yapar. E, dönemi sağ salim e, kapatırız. E, bu süreç içerisinde yine sınavla alakalı sorularınız olabilir. Başka sorularınız olabilir. Bana her zaman mail atabilirsiniz. Maillerime cevap veriyorum. Sadece dediğim gibi işte o tip ödev kısmında yaşadık biz o sorunları. Onlara cevap vermiyorum. E, sınavda da öyle bir şey olursa yani bana salı günü, çarşamba günü hocam ben sınavı kaçırdım cevap vermem. Sınavın tarihi günü belli arkadaşlar. Net. Bunu da önceden çizdim. Ama bir sorunu olan varsa bana da muhakkak söylesin. Mail atsın ki biz de onlara bir çözüm bulmaya çalışalım. Ee, genel itibariyle bu şekilde son dersimizi tekrarını yapmış olduk. Hangi konuları işlediğimizi de e, göstermiş olduk. Ekran üzerinden de ama videoları hepsini hafta hafta göreceksiniz. Youtube kanalımdan takip edin, izleyin. Boş vaktinizde çalışırken makalelerle birlikte izlerseniz daha kolay. Zaten videoda makaleyi nereleri önemli olduğunu üstüne basa basa zaten göstere gösteri anlatıyoruz. Dolayısıyla çok zorlanmazsınız diye düşünüyorum. Bugüne e, kadarki katılımlarınız için zaten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, i̇nşallah bundan sonraki süreçte ne olur bilmiyoruz. Online eğitim devam eder mi? Yüz yüze eğitim başlar mı? Ee, hep birlikte yaşayarak göreceğiz yine büyük ihtimal. Ee, Mart ayının e, ilk haftası içerisinde ee, umarız e, süreç içerisinde e, açılır. Yüz yüze devam ederiz ilerleyen dönemlerde. Açılmazsa da bahar döneminde de yine online eğitim malumunuz devam edecek e, daha ilerleyen süreçlerde bir iki ay içerisinde görürüz. Ben teşekkür ederim. Yani bir faydamız dokunduysa evet, mutlu bizi. Ee, yine bir sorunuz bir sıkıntınız olursa her zaman dediğim gibi bana ulaşabilirsiniz. E, mail adresimi zaten biliyorsunuz. E, final sınavında yine görüşeceğiz. Yani yüz yüz olmasa da e, sınavda görüşeceğiz. Bütün bilgilendirmeleri UBİS üzerinden yapıyorum. UBİS'teki mesajlar kısmına özellikle dikkat edin. Bilgilendirmeler için. UBİS mesajlar. SMS değil mesajlar. Ancak mesajlardan daha uzun detaylı bilgilendirme yapıyoruz. Bir aksilik olmaz ise arkadaşlar sınav günü yine görüşmüş. Yani en azından irtibatta olmuş olacağız. O zamana kadar da yine bir sorusu olan bana maille ulaşabilir. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza, saatinize her zamanki gibi dikkat edin. Çalışmalarınızda kolaylıklar. Şimdiden final sınavlarınızda benim sınavım hariçindeki diğer sınavlarınızda da başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.